Şimdi Galatasaray'ın bir araya gelip konuyu yeniden değerlendirmesi gerektiği yönde bir görüşleri var. Çok iyi olur. Tabii iyi olur. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçü birleşirler. Kendi aralarında oynarlar. O zaman havuzun bütün parası onlara gelir. Sıkıntı da ortadan kalkar. 14-15 tane kulüp bu üç tane kulübü yapıyor mu kardeşim? Eğer Gençler Birliği olmazsa, Antalya'sı olmazsa, Karabük'ü olmazsa bu takımlarımızın şampiyonluğunu nasıl ilan edecekler? Bir de şu ihtimal var, üzülerek söylüyorum. Kamuoyunda da sıkıntı yaratıyor. İnanın bu konuda konuşmaktan da artık bıktı bu sandım. Yürü. O zaman üçlü kulüp birleşirler hakikaten. İstanbul'da bu takımlarımızda. Feriköy var, Kartal var, Altepe var, Beykoz'u var, Sarıyer'i var. Kendi aralarında bir lig kurarlar. Biz de kurtuluruz. Onlar da havuzdan gelen paranın tamamını alırlar. Biz ama havuz da olmasa Allah'ın inayetiyle gene dimdik ayakta dururuz. Bugün Gençler Birliği herkese örnek olacak bir kulüptür. Allah'tan başka bir şeye bir kuruş borcu olmayan bir kulübüz. Bugün 1 trilyon 254 milyar lira devlete vergi yatır. O bakımdan yani kötü laf sahibine aittir. Biz, büyüklük Allah'a mahsustur. Büyük kulüpler Anadolu kulüplerini himayesine alıp onlara destek çıkmalı. Havuzda Sayın Aziz Yıldırım'ın açıkladığı para arkadaşlar, bunu hepinizin bilmesi gerekir. Havuzda gelen paranın %50'si Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluğu varsa, Galatasaray'ın 7 şampiyonluğu varsa ayrıca şampiyonluk payı alıyorlar. Netice olarak şunu ifade etmek istiyorum. 40 puan aldığımız takdirde havuzdan aldığımız para 12 milyon dolar. Gerisini siz değerlendirin. Teşekkür ederiz. Başkanım.